Önemli bir tartışma. Sinema seyircisi yüksek bilet fiyatlarından şikayetçi. İşin ilginç yanı yapımcılar da. Hatta Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar gibi isimler bilet fiyatları seyirci sayısını yani filmin gişesini etkilediği için salonları boykot etmeyi planlıyor. Yılmaz Erdoğan mesela bu nedenle yeni filminin vizyon tarihini erteledi. Peki tartışma ne? Nerede kilitleniyor? Sümeyye Yılancı araştırdı. En son gittiğiniz filme kaç para ödediniz bileti hatırlıyor musunuz? Sanırım 25 TL civarı. 32 lira olması lazım. 32. Evet. 22 TL. Yine öğrencilere çok o minvalde satmıyorlar ama. Siz öğrenci misiniz? Öğrenci. Öğrenciye mi 22 lira verdiniz? Evet. Bir salonda 55'e kadar çıktı. 55? Evet. 55. İçine ne var? Bilet. Bilet, mısır, cips, bir de işte koltuğunuz öyle değil de böyle. Bunun 5 lirası, 6 lirası ancak yapımcıya kalır. Rakamları duydunuz. Oldukça yüksek. Hatta belki de bu fiyatların içinde siz farkına bile varmadan kola, mısır ve cips de ekleniyor. İşte tam da bu durum yapımcıları harekete geçirdi. Çünkü onlara göre vizyondaki bir filmden asıl parayı kazanan salon işletmecileri. Meselenin bir de seyirci tarafı var tabii ki. Uzmanlara göre filmi olması gerekenden daha pahalıya izliyorlar. Peki olması gereken ne? Yapımcı çünkü bunun %40'ını alıyor. Salon işletmecisi bir o kadar %40'ı kadar alıyor. Dağıtımcı da işte %20 kadarını almış olsa 15 liraya kadar bu iş ideal bir rakam olur. İşletmeciler yiyecek ve içecek maliyetlerini de üzerine hatırı sayılır bir kar koyarak bilet fiyatlarına ekliyor. Adına da kampanya diyor. Kampanya diye öyle bir kakalama yapıldığını şey yapıyorum, görüyorum. Onun haricinde bazı sinema salonlarında mısır ve kolayı içine dahil edip bir bilet satıyorlar. O yüzden önümüzdeki yıl birçok film vizyona girme konusunda endişelere sahip. Bu tartışma sürerken bazı filmlerin gösterime giriş tarihleri ertelendi. Erteleme gerekçesinin altında da yine aynı tartışma olduğu söyleniyor. Bunun 5 lirası, 6 lirası ancak yapımcıya kalır. O da en fazla değil mi? En fazla. Geri kalanı da işte dağıtımcı ve salon sahipleri arasına kalır ki bütün risk taşın altına kafasını, elini koyan yapımcıdır.